Burada değişime uğrayan üç farklı madde olduğunu görüyoruz. Bu videoda bu değişimlerin hangilerinin fiziksel, hangilerinin kimyasal değişim olarak sınıflandırıldığına bakacağız. Bunu daha öncesinde fen dersinde görmüş olabilirsiniz. Fiziksel değişimden bahsederken aslında maddenin özelliklerinde görülen değişimi kastederiz. Yani burada maddenin yapısında herhangi bir değişim görülmez. Kimyasal değişimde ise maddenin yapısı ve kimliği değişir. Dolayısıyla maddeyi oluşturan atomlar ve elementlerin birbiriyle kurduğu bağlar farklı olabilir. Burada eriyen bir buz kütlesi, yanan bir propan gazı ve paslanmış bir demir zincir olduğunu görüyoruz. Şimdi sizden videoyu durdurup bunlardan hangilerinin fiziksel, hangilerininse kimyasal değişim olduğunu sebepleriyle birlikte düşünmenizi istiyorum. İlk olarak suya, daha doğrusu eriyen buza bakalım. Kimya dilinde bunu katı halden sıvı hale geçen H2O molekülü şeklinde ifade edebiliriz. Burada yapısal anlamda bir değişim söz konusu değil. Sıvı halde de katı halde de burada su molekülleri olduğunu görüyoruz. Oksijenlerin her biri iki hidrojen atomuna bağlı. Yani burada yapısal anlamda bir değişim yok. Dolayısıyla bu fiziksel bir değişim buradaki suyun ısısını daha da arttırıp buharlaşmasına sebep olsaydık bu da yine fiziksel bir değişim olurdu. Sudan buhar haline geçtiği durumdan bahsediyorum. Burada moleküller arası kuvvetlerin değiştiğini ancak oksijen ve hidrojenler arasındaki kovalent bağların aynı kaldığını görüyoruz. Yani buzdan suya geçmek veya sudan buhara, daha doğrusu sıvıdan gaz hale geçmek fiziksel değişim olarak sayılır. Burada mikroskobik düzeyde temel bir kural olduğundan bahsedebiliriz. Ancak bu kural her durumda geçerli değildir. Bu videoda istisnai bir örnekle vereceğiz. Konumuza dönecek olursak, bu kurala göre moleküller arası kuvvetlerde görülen değişim genellikle fiziksel bir değişime işaret eder. Ancak yeni kimyasal bağların oluştuğu veya bağların koptuğu durumlarda kimyasal bir değişimden söz edebiliriz. Şimdi de propan örneğine geçelim. İlk olarak kimyasal tepkimeyi yazalım. Propanın gaz hali C3H8 şeklinde ifade edilir. Bu gazın yanması için oksijen eklememiz gerekiyor. Her bir propan molü için gaz halde bulunan 5 mol moleküler oksijenimiz olduğunu söyleyebiliriz. Propan yandığında ürün kısmına 3 yazıyorum. Neden derseniz, her bir mol propan ve 5 mol moleküler oksijen için 3 mol karbondioksit gazı ve buhar halinde 4 mol su elde ederiz. Buradaki bağların koptuğunu veya yeni bağların oluştuğunu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla burada sadece fiziksel değil, aynı zamanda kimyasal bir değişimden de söz etmek mümkün. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. İlk başta elimizde C3H8 yani propan vardı. Ancak tepkimenin bu tarafında propan yok. Bunun ateş şeklinde açığa çıktığını görüyoruz. Bence bu oldukça ilginç bir durum. Burada oldukça sıcak bir gaz var. Aynı zamanda karbondioksit ve su buharı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kadar ısınmasının sebebi ise tepkime sırasında çok fazla enerjinin açığa çıkması. Şimdi de demir zincir örneğine bakalım. Bunu da kimyasal tepkime olarak yazsak iyi olacak katı halde bulunan 4 mol demir ve 3 mol moleküler oksijenin yani şu demirin etrafında bulunan oksijenin tepkimeye girmesi sonucunda ürün kısmında katı halde 2 mol demir oksit elde ederiz. Bu da aslında resimde gördüğünüz turuncu pasın sebebi. Burada demir oksit var. Gördüğünüz gibi bu tepkimede demir oksitte de yeni iyonik bağlar kuruluyor. Dolayısıyla tepkimenin gerçekleşmesi için katı halde bulunan demirdeki metalik bağların ve moleküler oksijendeki kovalent bağların kopması gerektiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi kimyasal bağların koptuğu veya yeni bağların oluştuğu her durumda kimyasal bir değişimden söz edebiliriz. Bu noktada size ilginç bir soru sormak istiyorum. Sofra tuzu olarak da adlandırılan sodyum klorür çözündüğünde ne olur? Yani katı halde bulunan NaCl molekülünü suya attığımızı ve sıvı halde sodyum klorür elde ettiğimizi varsayalım. Katı haldeki sodyum klorür kristal bir kafes yapısı, örgü yapısı oluşturur. Çünkü bu molekülün içerisinde iyonik bağlar bulunur. Bu bağlardan birkaç tanesini çizelim. Elektron alan klor negatif hale gelir ve klorüre dönüşür. Sodyumsa elektron verir ve pozitif bir iyon haline gelir. Bu ikisi de birbirini çekerek katı halde bulunan üç boyutlu kafes yapısını oluşturur. Bunun 3 boyutlu olduğunu düşünün. Ancak bunu suya atarsak iyonlar ayrışır. Yani iyonların suyun içerisinde çözüneceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla iyonik bağlar da kopar. Bazılarınız belki diyordur ki sadece maddenin içerisinde bulunan iyonlar ayrıştığı için bunu fiziksel bir değişim olarak ele alabiliriz. Bazılarınız da bunların güçlü iyonik bağlar olduğunu ve bu bağların kopmasının da kimyasal değişime işaret ettiğini savunuyor olabilir. Aslında bu gerçekten de ikilemde kalınan bir konu. Tuzun su içerisinde çözünmesinin fiziksel değişimi yoksa kimyasal değişimi sayılacağı biraz karmaşık bir mevzu. Örneğin geçen hafta sonu sahile gittiğimizde tuzumuz bitti ve bu işlemin tam tersini yaptım deniz kıyısına gittim ve bir kovaya tuzlu su doldurdum. Daha sonra bu suyu 30 dakika boyunca kaynattım. Bu sayede suyun buharlaşmasını sağladım ve böylece suyun içerisinde bulunan tuzdaki iyonik bağlar yeniden oluştu. Bu yaptığım işlem sizce fiziksel bir değişim mi yoksa kimyasal bir değişim miydi? Aslında suyla yaptığım şeyin kesinlikle fiziksel bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü suyu buharlaştırdım ama aynı zamanda sodyum ve klor arasındaki iyonik bağları da yeniden oluşturdum. Yani aslında kimyasal bir şey yaptım da denilebilir. Kararı size bırakıyorum.